Bu videoda diamanyetik anizotropiden bahsedeceğiz. Çok teknik bir terim gibi duruyor, değil mi? Önceki videolarda diamanyetizmadan bahsetmiştik ve örnek olarak bir teldeki akımı kullanmıştık. Bir telde I ile gösterilen akım bu yöne ilerliyorsa manyetik alan oluşur. Bu çemberin tam ortasında manyetik alan aşağıyı işaret eder. Merkezden uzaklaştıkça birkaç tane daha manyetik alan çizgisi çizelim. Bunu bir önceki videoda yapmamıştık ama bu çemberin kenarına yaklaştıkça çemberin içindeki manyetik alan aşağıya işaret edecektir. Fakat çemberin dışarısı ise yukarıya işaret edecektir. Bu tarafta da aynı şey geçerli. Manyetik alan çemberin içinde aşağı doğru işaret eder. Dışında ise yukarı doğru işaret eder. Akımdan bahsettiğimizde hareket eden pozitif yükleri düşünürüz. Fakat gerçekleşen şey aslında bu değildir esas hareket eden şeyin elektronlar olduğunu ve hareket eden yüklerin manyetik alan oluşturduğunu biliyoruz. Elektronlar akım tanımının tersi yönünde hareket eder. Bu yöne doğru hareket eden bir elektron yoğunluğu var ve manyetik alan elde ediyoruz. Benzene bakacak olursak 6 pi elektronu var değil mi? Burada benzeni görüyorsunuz. Şimdi pi elektronlarını görelim. 2, 4 ve 6. Uygulanmış manyetik alana benzen koyalım. Burası B0'ı yani uygulanmış manyetik alan ve yukarı doğru işaret ediyor. Benzenin 6 pi elektronu etrafta dolaşarak indüklenmiş manyetik alan oluşturacaktır. Pi elektronlarını çizelim. Evet. Pi elektronları bu yönde hareket ediyorsa indüklenmiş manyetik alanın aşağı doğru işaret edeceğini biliyoruz. Tam merkezde indüklenmiş manyetik alan aşağı doğru bakacaktır. Merkezden uzaklaştıkça yine buraya birkaç manyetik alan çizgisi daha çizebiliriz. Benzer halkasının içinde manyetik alan aşağı işaret eder. Fakat halkanın dışında yukarı doğru işaret eder. Bu tarafta da durum aynı. Manyetik alan içeride aşağı doğru bakar. Halkanın dışında ise yukarı doğru bakar. Şimdi bu protonun hissettiği manyetik alanı düşünelim. Bu proton hem uygulanan manyetik alan B0'ı hem de bu indüklenmiş manyetik alanı hisseder. Bunun yönü harici manyetik alanla aynı. İşte halkanın dışındaki indüklenmiş manyetik alanın yönü. Bu proton tarafından hissedilen etkin manyetik alanı bulmak için uygulanmış manyetik alana indüklenmiş manyetik alanı eklememiz gerekiyor. Halkanın dışında büyük bir manyetik alan elde ediyoruz. Büyük bir manyetik alanımız varsa alfa ve beta dönüş durumları arasında büyük enerji fark var. Enerji farkının daha büyük olması, daha yüksek frekansın soğurulduğu anlamına gelir. Böylelikle daha yüksek kimyasal kayma değeri elde ederiz. Benzendeki protonun yaklaşık olarak 7,27 ppm kimyasal kayma değeri vardır. Bu benzen halkası üzerindeki herhangi bir proton için geçerli ve genel aralık 6,5 ila 8 olacaktır. Bu etkiyi çok çarpıcı şekilde gösteren birkaç molekül var. Biz de bunlardan birine bakalım. Bu etkinin gerçek olduğunu bile nereden biliyoruz ki? Evet, bu moleküle bakacak olursak burada devasa bir halka var. Böyle çizersek devasa halkanın dış hattını görmüş olacaksınız. Benzenden çok daha geniş bir halka ve çok sayıda pi elektronu var. Bazılarını belirginleştirelim. 2, 4, 6, 8 vesaire. Gördüğünüz gibi burada bir tek bir çift bağlar mevcut. Bu molekülü harici manyetik alana koyacak olursak benzendeki duruma benzer bir durum elde ederiz. Şimdi içteki protonları düşünelim. 6 adet proton var. Benzenin bilgilerine bakarsak uygulanmış harici manyetik alan B0 varsa halkanın merkezindeki iç protonlar aşağı yönde olan indüklenmiş manyetik alanı hissedeceklerdir. Yani harici manyetik alana zıt yön söz konusu. Hemen çizelim. Harici manyetik alan B0 uygularsak, içteki protonlar bu pi elektronlarının hareketi sebebiyle oluşan bir indüklenmiş manyetik alan hissederler. Bu indüklenmiş manyetik alan, uygulanmış manyetik alanın zıt yönündedir. Aynı zamanda bu iç protonlar tarafından hissedilen etkin manyetik alan daha küçüktür. Etkin manyetik alanın küçük olması, alfa ve beta dönüş durumları arasındaki enerji farkının da küçük olması anlamına gelir. Bu sebeple daha düşük frekansta bir sinyal ve düşük kimyasal kayma değeri elde ederiz. Bu 6 iç proton için kimyasal kayma değeri eksi 2 ppm'dir. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Eksi 2 TMS değerinin ötesinde. Buraya geri dönecek olursak TMS'in sıfırda olduğunu görüyoruz. Yani eksi 2 sağda olmalı. Ama bu kimyasal kaymaya gösterecek yerimiz bile yok. Bu çok önemli bir etki. Halkanın dışındaki protonlara da bakabiliriz. Halkanın dışında 12 proton var. Bu protonlar halkanın dışında olduğu için indüklenmiş manyetik alan uygulanan manyetik alanla aynı yöndedir. Bu sebeple bu protonlardan birinin hissettiği etkin manyetik alan daha büyük olacaktır. Manyetik alanın daha büyük olması alfa ve beta dönüş durumları arasındaki enerji farkının daha yüksek olması demektir. Böylelikle daha yüksek frekansta sinyal ve daha yüksek kimyasal kayma değeri elde ederiz. Buradaki kimyasal kayma 9 ppm civarındadır. Bu iç ve dış protonların kimyasal kaymaları arasındaki çarpıcı fark bize bu etkinin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Bu etkiyi üçlü bağ üzerindeki protonların kaymasını açıklamak için kullanalım. Burada asetileni görüyorsunuz. Bu protonun sinyalini düşünelim. Protonun bağlı olduğu karbona bir bakalım. Buradaki karbon sp hibritleşmiş. Bir önceki videoda sp hibritleşmiş orbitalin sp2 veya sp3 hibritleşmiş orbitalden daha fazla s karakterli olduğundan bahsetmiştik. Bu sebeple elektron yoğunluğu bu karbona yakın olacaktır. Yani sp hibritleşmiş orbital, sp2 veya sp3 hibritleşmiş orbitalden daha elektronegatiftir. O zaman bu protonun perdesi kalkar ve çift bağ üzerindeki protondan daha fazla kimyasal kayma değeri görürüz. Fakat gözlemlediğimiz şey bu değil. Bu proton için gözlemlediğimiz kayma 2 ile 2,5 arasındadır. Hatta bu çift bağ üzerindeki protondan daha az bir kimyasal kayma değeri Bakalım bunu açıklayabilecek miyiz? Harici manyetik alan B0 uyguladığımızda bunun pi elektronlarının dolaşımına sebep olduğunu biliyoruz. Asetilende yukarı doğru yönelim varsa, yani bu yöne bakıyorsa pi elektronları şu şekilde dolaşacaktır. Tıpkı benzende bahsettiğimiz gibi pi elektronları bu şekilde dolaşırsa bu yönde indüklenmiş manyetik alan elde ederiz. Birkaç manyetik alan çizgisi daha çizebiliriz. Şimdi bu proton tarafından hissedilen manyetik alanı düşünelim. Bu proton uygulanmış manyetik alanı hissediyor. O tamam. Ama aynı zamanda indüklenmiş manyetik alanı da hissediyor. Fakat indüklenmiş manyetik alan uygulanmış manyetik alanın tersi yönde olacak. İşte şu şekilde. Burada daire içine aldığım proton aslında daha küçük bir etkin manyetik alan hissedecek. Daha küçük bir etkin manyetik varsa alfa ve beta dönüş durumları arasındaki enerji farkı azalır. Bu etkiden dolayı beklediğimizden daha düşük bir kimyasal kayma değeri elde ederiz. Evet, üçlü bağ üzerindeki bir protonun 2,5 civarında bir kimyasal kayma değeri vermesini bu şekilde açıklıyoruz. Bu etki bir molekülü uygulanmış manyetik alana koyduğumuzda dolaşıma giren pi elektronları olduğunda geçerli. Bunu Aynı zamanda örneğin bir çift bağ üzerindeki protonu açıklamak için de kullanabiliriz. Burada pi elektronları görüyorsunuz. Veya proton buradaki karbonilin yanında. Yani burada pi elektronları mevcut. Kısacası pi elektronları varsa bu etkiden bahsedebiliriz. Gördüğünüz gibi bu etki çok güçlü olabilir ve kimyasal kaymayı gerçekten etkileyebilir.